Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda 2. sınıf matematik kitabının 181 ve 182. sayfalarındaki alıştırmalar ve sıra sizde etkinliklerini cevaplayacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve zil simgesine tıklayıp bildirimleri açarak yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Mert'in kumbarasından 5 tane 10 TL çıkmıştır. Mert'in kumbarasından çıkan paranın tamamı kaç TL'dir demiş. 5 tane 10 lira. Şöyle bir bakalım. 10, 10, 10, 10, 10. Kaç tane oldu? 5 tane 10. Şimdi sayarsak 10, 20, 30, 40, 50 böyle bulabiliriz. Ama biz artık bunu kısa yoldan yapma yöntemini biliyoruz. Nedir bunu kısa yoldan yapma yöntemi? 5 tane 10 varsa bu ne demektir? 5 tane 10 demek. 5 kere 10 demektir. 5 kere 10 eşittir. 50 eder. Yani 50 TL çıkmıştır kumbarasından. Mustafa 10 ineğinin her birinden 4'er kova süt sağdı. Toplam kaç kova süt sağmıştır. 10 tane ineğimiz varmış ve her birinden 4 kova süt sağmış. O zaman ne diyeceğiz? 10 tane ineğimiz varsa 10 çarpı 4 demektir. Bu 10 tane 4 demektir. 10 kere 4 eşittir. 40 demektir. Ne kadar sağmıştır? 40 kova süt sağmıştır. Bir teneke peynirin fiyatı 9 TL'dir. Babam 4 teneke peynir almak için kaç TL verir? bir teneke peynirin fiyatı 9 liraysa ve bundan 4 tenek almak gerekiyorsa ne diyeceğiz biz? 4 tane 9 diyeceğiz. Bunu böyle yapmakta zorlanabilirsiniz. Ters çevirip yapabilirsiniz de yerleri değiştiğinde sonuç değişmez. Çünkü 4 tane 9 yerine 9 tane 4 yazabilirsiniz. 9 kere 4 36 yapar. Bu da ne demektir? 36 TL verir. Ablam her birinde 8 bardak olan 5 kutu bardak aldı. Kutularda toplam kaç bardak vardır? Her birinde 8 bardak varmış ve bunlardan 5 tane aldığına göre böyle de yapabiliriz artık. 8 kere 5 deriz o da eşittir. 40 bardak vardır diyebiliriz. Giray yabancı internet sitelerinden ihtiyaçları doğrultusunda faydalanmak için İngilizce öğrenmek istiyor. Günlük 10 yeni kelime öğrenen Giray 3 günde kaç tane yeni kelime öğrenir? Günde 10 tane öğreniyorsa 3 günde kaç tane öğrendiğini bulmamız için 10 ile 3'ü çarparız. 10 kere 3 30 eder. Nedir? 30 yeni kelime demektir bu da. Yukarıdaki işlemin çarpma işlemiyle gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım 5 e, var burada. Kaç tane 5 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5 var. 6 tane 5 toplanmış 30 bunu çarpma işlemi olarak biz şu şekilde gösterebiliriz. 6 kere 5 yani 6 tane 5 demektir. Bu eşittir 30 yani 5 şıkkı doğru cevaptır. Kalp çarpı 3 eşittir. 3 çarpı 9 işleminde kalp yerine yazılması gereken sayı kaçtır? E, bu işlem birbirine eşitse her iki işlemde birbirine eşitse e, ve burada 3 var burada 3 varsa burada 9 var burada yoksa o zaman buraya yazılması gereken sayı 9'dur. Yani doğru cevap C şıkkıdır. Yukarıdaki işlemlerin kaç tanesinin sonucu 0'dır? 0 ile çarpılan e, her sayının sonucu 0 olur. O zaman burada baktığımızda bu 1 2 3 3 tanesinin sonucu 0'dır. Doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür? Yaparak bunu görebiliriz. 5 kere 4 eşittir 20 yapar. 6 kere 3 eşittir 18 yapar. 7 kere 5 eşittir 35 yapar. Bu durumda 35 hepsinden daha büyüktür. Doğru cevap C şıkkıdır. 10 çarpı 1 yani 10 kere 1 1'e eşittir. Bu doğrudur. Yanına D yazabiliriz. 0 çarpı 10 80 değildir. 0 çarpı 10 nedir? 0'a eşittir. Buna Y diyebiliriz. Yanlış olan budur. Bulduk. Diğerine bakalım. 5 çarpı 10 eşittir 50. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. İpek her birinde 3 adet çikolata olan 9 paket çikolata aldı. İpek toplam kaç adet çikolata almıştır? Her birinde 3 taneymiş ve bunlardan 9 tane almış. Yani 9 tane 3 demek. Bu 9 kere 3 demektir. 9 kere 3 27'ye eşittir. Doğru cevabımız C şıkkıdır.